Hepinize merhabalar diyor. Beşiktaş Analik Kariyerimizin 6. bölümünden selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ımızın maçı var. Beşiktaş Analik Kariyerimizin 6. bölümündeyiz. İnşallah bol gol, güzel maçlar, güzel bir bölüm olur diyor. Çok da fazla uzatmadan bir an önce maçlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar birkaç tane maçı oynamadan maçı atla yapacağız. Çünkü gerçek hayattaki Beşiktaş'ımızın Beşiktaş'ımıza bir an önce yetişmemiz lazım. Gerçek hayatta Beşiktaş'ımız şampiyon olduğunda bizim de şampiyon olmamız lazım. İnşallah tabii olabilirsek. O yüzden bir an önce gerçek hayattaki Beşiktaş'ımızın maçlarına yetişmemiz için, fikstüre yani yetişmemiz için bazı maçları oynamadan maçı atla yapacağım. Yoksa gerçek hayatta Beşiktaş'ımız şampiyon olacak. Biz daha ligin ortalarına bile gelememiş olacağız. O yüzden bazı maçları oynamayacağım arkadaşlar. Hemen bir şöyle bir takım bilgisi, lig programı diyorum. Türkiye Kupası ikinci tur maçlarımız var. İki ayaktan oluşan maçlar. Birinci ayak Konyaspor deplasmanı. Hemen arkasından yine Konyaspor'u kendi sahamızda konuk edeceğiz. Mesela bu iki maçı oynamayacağım arkadaşlar. Hemen arkasından Manchester City deplasmanına gideceğiz. Şampiyonlar Ligi maçı. Bu maçta çok zor bir deplasman olduğu için bu maçı da oynamayacağım arkadaşlar. Bu 3 maçı oynamadan direkt maçı atla yapacağım. Oynayacağım maçlar ise Hatay Spor'la Ankara Gücü olacak. Bu maçları oynayacağım bu bölümde. Ligde iyi gitmiyoruz. O yüzden lig maçlarını bir an önce oynayıp puanlar toplayıp lig tablosunda biraz iyi yerlere gelmek istiyorum. O yüzden Şampiyonlar Ligi, Manchester City deplasmanı ve Türkiye Kupası maçlarını oynamadan maçı atla yapacağım. Hemen şöyle bir oyun planına gelelim. Burada Enkudu oynasın. Lan Vida nerede? Vida yok. Vida'yı defansa alalım. Ensakala Rıdvan'ın yerine girsin. Kaleci Ersin Destanoğlu da buraya girsin. Başka düşüşte oyuncumuz var mı? Yok. Bu şekilde iyi gibi görünüyor. Bu kadroyla, bu oyun stiliyle maçı oynamadan maçı atla yapıyorum. Hadi bir Konyaspor deplasmanından kazanalım dediğim anda 1-0 Konyaspor deplasmanından galip geliyoruz. Bu çok iyi oldu. Galatasaray Ankara Gücü'nü 4-0 yenmiş. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 4-1 yenmiş. Trabzon'da Alanya'yla 2-2 kalmış. Hiç uzatmayacağım. Hemen bu maçın rövanşını maçı oynamadan atla yapacağım arkadaşlar. Yani deplasmanda 1-0 kazandıysak herhalde tur atlarız diye düşünüyorum. Sadece Abubakar düşüşte. Abubakar'ın yerine Larin oynasın bakalım bu maçta ne olacak. Direkt maçı atla atıyorum bir kez daha. Hadi Beşiktaş'ım. Beşiktaş 3-0 toplamda oynanan iki maçta 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oluyor. Fenerbahçe'ye bakın arkadaşlar. Kasımpaşa'yı 8-1 yenmiş. 8-1 yenerek tur atlamış. Galatasaray Ankara Gücü'nü yenerek 6-2 tur atlamış. Bu arada Trabzonspor Türkiye Kupası'na veda ediyor. Türkiye Kupası'nda Alanyaspor Trabzonspor yenerek bir üst tura çıkmış arkadaşlar. Neyse uzatmayacağım. Hemen Manchester City deplasmanına gidiyoruz. O maçı da oynamayacağım arkadaşlar. Direkt atla yapacağım o maçı da. Zor bir deplasman zaten. Zor kazanırız. Bir bakayım oyun planına. Enkudu çok düşüşte. Enkudu'nun yerine Gökhan Töre'yi mi alalım? Bu şekilde iyi gibi. Sadece Enkudu düşüşteydi. Maçı oynamayacağız. Hadi lan bir beraberlik alalım. 1-0 yenilmişiz. Juventus'ta Villarreal'i 4-1 yenmiş. Evet, Juventus 7 puanda, Manchester City 6 puanda, Beşiktaş'ımız da 4 puanla 3. sırada. Ve geldik Hatay Spor maçına arkadaşlar. İşte bu maçı oynayacağız. Çok tehlikeli bir maç. Biliyorsunuz gerçek hayatta Hatay Spor 1-2 hafta önce Galatasaray'ı 3-0'lık net bir skorla yenmişti. O yüzden zor bir maç olacak. Beşiktaş'ımız bu maçta siyah formayla çıksın. Stadyum gece oynansın maç. Oyun planına geldim. Daha önce kaydettiğim oyun planımı yüklediyorum. Mensah
düşüşte, onun yerine Enkudu da düşüşte, Laiş alacağız mecbur. Vida düşüşte abi, Vida niye düşüşte ya? Ersin Destanoğlu da düşüşte, ne yazık ki onun yerine Utku'yu almak zorundayız. Bu şekilde iyi gibi görünüyor, başlama vuruşuyla başlayacağım. Hatay Spor çok zor bir takım arkadaşlar. Çok zor bir kulüp. Zaten Spor Toto Süper Lig'de iyi gitmiyoruz. Hatay Spor ve Ankara Gücü'nü ikisini de üst üste yenerek 6 puan alırsak çok iyi olacak. Çünkü gerçekten Spor Toto Süper Lig'de iyi gitmiyoruz. Yağmurlu bir hava var bu arada. İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vodafone Park'ta yağmurlu bir hava var. Önce Hatay Spor'u, ardından Ankara Gücü'nü yenmek zorundayız. Spor Toto Süper Lig'de hiç iyi gitmiyoruz. İki maç üst üste alıp toplamda 6 puan alarak lig sıralamasında biraz yukarılara çıkmamız lazım. Hakem düdüğü çalıyor. Abubakar topa dokunuyor ve maç başlıyor Beşiktaş'ımıza. Vodafone Park'ta Hatay Spor oynadı bu maçta. Başarılar diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Başarılar Karakartal. Abubakar. Şimdi topu bıraktı Laiç'e. Laiç'e gelmeden o topu uzaklaştırıyor Hatay Sporlu oyuncu. Hiç riske girmiyorlar. Şimdi Josef de Souza. Josef'ten Souza bıraktı Raşit Kezal'a. Raşit Kezal son anda çarpıyor. Hızlı başladık maça. Son anda Hatay Sporlu oyuncuya çarpıyor ve köşe vuruşu oluyor. Şimdi köşe vuruşunu bir yerden kullandı. Topu aldı Larin. Larin bıraktı topu Rozier. Rozier. İyi şutları var. Rozier harika bir gol. Rozier. Çok erken bir gol buldu. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Burada iyi bir organizasyon. Rozier önünü boşaltıyor. Çok harika bir şut ve gol. Erken golü bulduğumuz için çok iyi oldu bu. 1-0 öndeyiz, çok iyi. Hadi çocuklar, bir an önce 2 atlayıp ikinci gol atıp rahatlamamız lazım. Puana ihtiyacımız var. Laiç. Laiç kaptırdı topu. Aman aman çok tehlikeli, son anda. Hızlı bir maç olacak. Hızlı bir maç olacak gibi görünüyor. Bıraktı Josef de Souza. Çok iyi bir pas Laiç'e. Cezanın içine doğru yaklaşıyor Laiç. Geri dönmek zorunda kaldı. İyi döndü. Laiç bıraktı. Josef de Souza. İyi şutları var kalecinin üstüne. Dakika 30. Aslında iyi bir atak yaptık ama sonuç bulamadık. Necip dokunmuş mu topa? Dokunamadı ama top Rozier'de kalıyor. Rozier. Rozier'den Josef de Souza. Larin. Faul var. Filiki kullanacak Beşiktaş. Çok uzak bir nokta. Laiç'e doğru yerden. Laiç. Josef de Souza aldı topu. Josef de Souza iyi geçti. Josef. Şimdi bıraktı. Enzakala. Enzakala dokunamadı topa. Kaç ateşi Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ımızın maskesi artıyor bu dakikalarda. Enzakala. Bıraktı Raşit Kezal. Raşit Kezal'dan. Ulan ya dokunamadı topa. Wellington. Tüm atlarıyla yükleniyor Beşiktaş'ımız. Laiç. Kötü bir pas. Dakika 40 oldu. Necip bıraktı. Larin'e doğru dokunabilir mi? Larin dokunamıyor. Dakika 42. 1-0'lık üstünlüğümüz var ama İyi bir futbolumuz da var. Bu dakikaya kadar her istediğimizi yaptık diyebilirim. Bir gol daha bulabilirsek biraz daha rahat futbol oynayacağız.
O yüzden bir gole daha ihtiyacımız var. En Sakala topu aldı ama geri kaptırdı. Dikkatli olmak lazım. Tehlikeli. Dikkatlilik altı ilk yarı bitmeden az daha gol yiyecektik. Aman çocuklar. Aman çocuklar. Orta geliyor. Larin. Lan ne yapıyorsun? Uzaklaştırın şu topu ya. Karambolden gol yiyeceğiz. Başımıza iş alacağız. Hatay Spor aslında kötü de futbol oynamadı. Dikkat etmek lazım. İkiyi bulabilirsek iyi olacak. Çok iyi aldı topu şimdi. Abubakar'dan Laiçe değil ya. Josef kaptırıyor topu. Çok tehlikeli. Kaleci çok iyi çıkartıyor topu. Bir kontratak gelir mi şimdi? Abubakar'a geçmedi. Çok net bir pozisyonu çıkarttı kalecimiz. Beraberliği yakalayabilirdi Hatay Spor. Aman dikkat. Wellington aldı topu ara kendisinde. Şimdi bıraktı Josef de Souza. En Sakala'dan Laiç. Laiç gidiyor. Atiba. Bıraktı topu Laiç. Laiç. Kaptırdı topu. Çok top kaptırdı bugün Laiç. Çok. Çok tehlikeli yine. Yine çok tehlikeli. Şut avuta. Çok tehlikeli geliyorlar. Dakika 68. 1-0 üstünlüğümüz var ama çok tehlikeli geliyorlar bazen. İkiyi bulamadık bir türlü. İkiyi bulsaydı çok iyi olacaktı. Şimdi Abubakar. Faul var. İkinci gol mü geliyor? Laiç'in yerleri. Çok tehlikeli bir nokta. İkinci gol gelebilir. Laiç mi, Raşit Kezal mı? Raşit Kezal'la deneyelim. Raşit Kezal atarsın bu golü. Raşit Kezal direkten dönüyor. Direkten dönüyor. Olacak iş değil. Bir faul olabilir mi? Oynayın dedi hakem. Rozier niye kaptırırsın ki orada topları? Neyse ki topu aldı geri. Atiba çok güzel bir pas Raşit Kezal'a. Harika bir pas Raşit Kezal. Topu ayağında tutamadı. Şimdi Josef de Souza araya giriyor. Ulan nasıl alıyorsunuz o topları ya? Karşılıklı top kayıpları. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli Ersin. Yedik golü. Çok tehlikeli yedik golü. Kötü oldu bu ya. Bu kötü oldu. Çok kötü oldu abi ya. İki atmamız lazımdı bizim. Abubakar'a doğru. Abubakar araya giremedi. Laiç. Kaleci nasıl kurtarıyorsun bu topu ya? Nasıl tutuyorsun bu topu ya?
topu? Bu topu nasıl tutuyorsun ya? Köşe vuruşu daha. Dakika 89, gol bulmamız lazım. Bir daha. Atiba. Atiba'nın şutu. Kaleci son anda. Kaleci son anda bir köşe vuruşu daha. Lari. Lari. Kantere olarak topu. Kantere. Şimdi bir kantere alıp top tekrardan. Lan yardıma gelin. Lan nereye atıyorsun topu ya? Oraya mı atılır o top ya? Oraya mı atılır o top ya? Yine kazanamadık. Sivasspor'a 4-0 yenilmiş. Ulan bu nedir? Galatasaray Sivasspor'a 4-0 yeniliyor. Fenerbahçe İstanbul Başakşehir'le 2-2 berabere kalmış arkadaşlar. Çok enteresan değil mi ya? Çok enteresan değil mi ya? Beşiktaş'ımız hala 18. sırada. 6 puanı var. Artık kazanalım. Artık lütfen kazanalım ya. Ankara gücünü de yenemezsek var ya. Ulan Hatayspor'a bak ya. Maçı alamadık ya. Arkadaşlar iyi oynuyoruz ama olmuyor. Ne yapayım ben ya? Bu maçı kazanmamız lazımdı. Larin düşüşte. Josef de Souza düşüşte. Sakala düşüşte. Niye düşüştesiniz abi siz? Niye düşüştesiniz ya? Evet arkadaşlar, Galatasaray 4-0 yenilmiş Sivasspor'a. Enteresan ya, çok enteresan şeyler oluyor. Biz de iyi gitmiyoruz. Galatasaray da iyi gitmiyor. Fenerbahçe biraz lig sıralamasında iyi gibi görünüyor ama ilerleyen haftalarda neler olur bilemeyiz. Bu maçı da kazanamazsak büyük sıkıntı var arkadaşlar. Bu maçı da kazanamazsak büyük sıkıntı var. Hakem düdüğü çalıyor. Ankara gücü maça başladı. Artık maç kazanalım. Artık maç kazanalım. Nasıl o topu alamıyorsun? Hayret ya. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Abubakar! Abubakar kaleci nasıl çıkarıyorsun o topu? Ya o topu nasıl çıkarıyorsun ya? Abi ben şu çekiyorum kaleciler iyi ya. Ben anlamadım ki iyi nasıl çıkartıyorsun o topu? Hayret bir şey ya. Atiba'nın şutu yine olmadı. Wellington. Bıraktı topu Raşit Kezal. Raşit Kezal'dan Laiç. Laiç'in şutu artık bir gol olsun ya. Artık bir gol olsun ya. Lan Raşit Kezal nereye gidiyorsun? Lan ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Çok tehlikeli. Vida çok tehlikeli. Dakika 15. Bir kafa direkten dönüyor. Lan ne oluyor ya? Bu nasıl maçlar oluyor bu maçlar ya? Atiba bir kez daha araya giriyor.
bıraktı topu. Abubakar, Oğuzhan Özyakup. Faul var. Dakika 25, Firki kullanacak Beşiktaş. La için yerleri buralar, La için. Laiç. Atarsın bunu Laiç. Filipleri kolay kolay kaçırmam arkadaşlar. Topun başında da Laiç olunca 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 25. Bu maçı kazanmak zorundayız. Zaten Hatayspor'u da yenemedik. Bu maçı kazanmak zorundayız. Atiba dokunamadı. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Orta geliyor. Son anda kaleci. Son anda kaleci. Beşinci dakikaya geldik. 1-0 üstünlüğümüz var. Enkudu. Şimdi bıraktı pası. Abubakar. İyi yakaladık rakibi. Abubakar. Pas geçmedi. Tehlikeli bir nokta. Ersin Destanoğlu sarı kart gördü. Doğrudan kaleye son anda Ersin. Bu nasıl bir kurtarış? Çok harika bir kurtarış. Çok harika bir kurtarış. Ne oldu? Ya hocam ne yapıyorsun sen ya? Neyin peşindesin hocam sen ya? Wellington uzaklaştırın şu topu. Bu Bakar'a gelmeden araya girdiler. Şimdi Enkudu bu topu bir kontratak gelir mi? Enkudu nereye attık topu ya? Nereye attık topu ya? Çok tehlikeli. En sonunda golü yeriz böyle işte. Nasıl bir iştir ya? Ne var hocam? Frikik mi yine? Bir frikik daha kullanıyoruz. Bu sefer topun başında Raşit Kezal. Raşit Kezal atarsın. Raşit Kezal barajdan dönüyor. Barajdan döndü ya. Barajdan döndü ya. Oğuzhan Özyakup. Ya arkadaş ne yapıyorsunuz orada ya? Çok güzel bir paslı geçmedi. Laiç'te kaldı top şimdi. Laiç nasıl bir kontrol bu ya? Bu nasıl bir kontrol ya? Rozier. Son anda, son anda. Rozier. Oğuzhan Özyakup. Şimdi bıraktı. Çok güzel bir at şu golü ya. Artık bir zahmet at ya. Artık bir zahmet at şu ya. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya niye taca gidiyor bu top? Ben anlamadım ki ya. Ya tacine mi onların ya? Bak ya, bak ya. Bak ya, benim yaptığım hataya bak ya. Maç bitecek. Yaptığım hataya bakın arkadaşlar. Zor kazanıyoruz. Zor kazanıyoruz. Ulan ne hatalar yapıyorum ben ya.
Yine zor kazandık. İnşallah rakiplerimiz puan kaybetmiştir. Trabzonspor Rizespor 2-0 yenmiş. Abi Galatasaray Erzurumspor'dan yine 4-0 4 tane gol yemiş. Bu nasıl saçma bir şey ya? Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 4-2 yeniyor. Beşiktaş'ımız 12. sıraya nihayet yükselmiş konumda. Galatasaray'a bak arkadaşlar, ne oldu ya Galatasaray'a ile? Evet, 12. sıradayız. Liderle aramızda 10 puan var, biraz fazla var ama daha ligin başındayız arkadaşlar. Daha neler olur neler. Sıkıntı yok yani. Hemen bir sonraki bölümde hangi maçlar oynayacağız onlara bir bakalım. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Evet, İstanbul Başakşehir'i konuk edeceğiz. Vodafone Park'ta hemen arkasından da Manchester City takımını konuk edeceğiz. Bu videoyu burada noktalıyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.